Türkiye bir yandan tükenmeyen bir hırs ve beklentiyle tek adamlığa koşan bir siyasetçinin hırslarıyla uğraşırken, bir yandan da adı koyulmamış bir savaşın tarafı haline mi geldi? IŞİD'in hangi halifesi? Kilis bizim olacak fetvası yayınladı. Kilis'te yurttaş kendi devletinden vaz mı geçti? IŞİD neden? Kilis bizim olacak ısrarında. IŞİD'le örtülü işbirliği yapan hangi kurumlar var? Hangi siyasetçi IŞİD'in kilise saldırısını hayırlı bir gelişme olarak niteledi? IŞİD'in en büyük hedefi haline gelen Türkmenler neden Türk devletine güvenmiyor? Kilis'ten sonra sıra bize gelecek diyen hangi il var? Ülkenin geleceğinden ve bütünlüğünü koruyamamasından rahatsız olan hangi gruplar var? Suriye'deki savaş, Türkiye'nin bütünlüğünden vazgeçmesiyle mi sona erecek? Siyasi iktidar bölge insanlarını hangi vaatlerle kandırıyor, ne tür önlemler öneriyor? Türkiye yangın yerine dönerken Cumhurbaşkanı Erdoğan neden başkanlıktan partili cumhurbaşkanlığına çark etti? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun hangi tavrı Erdoğan'ı etkiledi? Erdoğan başkan olabilmek için bir iç çatışmanın ve kutuplaşmanın ışığını mı yakıyor? Ben %50'yi evinde zor tutuyorum sözleri bugüne bir gönderme miydi? Türkiye başkanlık uğruna bir iç çatışma tuzağına mı düşüyor? Fatih Ertürk soruyor, Kilis Komisyonu üyesi CHP Hatay Milletvekili Birol Ertem, strateji uzmanı emekli Tuğgeneral Naim Babiroğlu, tarihçi yazar Ali Bademci ve gazeteci Hüseyin Özay yanıtlıyor. Türkiye nereye? Cumartesi günü saat 21'de Halk TV'de. Sakın kaçırmayın.